Yani tebliğ bir iman meselesi, İmanlı olan insanda imkan buldukça ya da oluşturdukça tebliğ yapar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her ortamı tebliğe dönüştürmüştür zaten. Elbette. E, bugün de e, ondan mütevellit biz de bulunduğumuz bütün ortamları tebliğe bir aracı yapabiliriz. E, Tabii yaparken de biraz önce buyurduğunuz gibi dikkatli olmak gerekiyor. Peygamberimiz, اِنَّمَا مَثَلِ وَمَثَلُ اُمَّتِ Kemefeli, rujulin istevkade nehran diye bir hadisi var. Evet. Benimle ümmetimin benzeri şöyledir diyor. Ee, bir ateş yakan adama benzer. Ateş yakınca evet. oraya kelebekler üşüşür. O adam ateşe düşmesin diye o kelebekleri uzaklaştırmaya çalışır. Ben de ümmetim ateşe düşmesin diye arkalarından onları yakalar, oradan uzaklaştırmaya çalışırım diyor. Biz de medyaya dahil olarak oradan insanların yanlışa düşmemeleri, bizim kendimiz de başta olmak üzere düşmemeleri için bir çaba içerisinde olmak durumundayız diyebiliriz. Aslında medya bir öğretim alanı, bir okul. Hem öğrendiğimiz hem de öğrettiğimiz bir okul. Bu anlamda elbette medyayı kullanmak elzemdir diyebilirim.